Ayşe Keskin. 35 yaşında ve 7 yıllık evli. Dövme sanatçısı olan gelinimiz Çanakkale'li. Aslı İnal'le Gelin Evi'nden herkese merhaba. Değerli izleyenler, haftanın son gününde yani cuma günü büyük final gününde biz Çanakkale Kemal Köyü'ndeyiz. Sevgili Ayşe'ye konuk olmaya geldik. Fakat şu kuşların cıvıltısı, şu ortam ya muazzam ya. Vallahi şu mevsimi çok seviyorum. Çok güzel değil mi? Evet. Dut da, görüyor musun? Dut ağaçları, evet, meyve ağaçları. Muazzam bir köy gerçekten burası. Şimdi hanımlar, Ayşe'nin evine geçmeden önce bir hafta boyunca kıyasıya yarıştınız, evet, ve birbirinize evet puan verdiniz. Acaba kaç puan aldın sen haftanın ilk günü? 8. Sen? 6. 6 puan. 8 Aslancığım. 9. 9 puan. Peki Ayşe gelin acaba gelinlerden yani sizlerden bugün kaç puan alacak? Ayşe bizi köyde neyle karşılayacağım siz dedi biliyor musunuz? Bana dün tiyoyu verdi. Bakın. Deve. Yok artık hani derler ya. Nasıl yani? Devam ve ben karşınızdayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Kızlar ay bu ne şıklık. Bu ne güzellik. Canım evcil hayvanınız mı? Deve mi besliyorsunuz? Evet biz besliyoruz kendimizin. Ne diyorsunuz evet ya? Evet. Allah Allah. Neden deve? Çok seviyoruz. Biz ben Yörük torunuyum. Evet. Kültürümüzde deve var. Helal olsun. O yüzden deve bize yakışan olduğu için onu gururla besliyoruz. Ne diyorsun besliyoruz ya? Evet. Sende de maşallah deve yüküyle altın var ya. Altın var. Yalan mı? Ay canım benim. Teşekkür ediyorum. Peki, adı ne devenin? Fırtına. Ne diyorsun evet, ya? Evet vallahi ismi sanki de çok. Sanki fırtına öncesi bir sessizlik varmış gibi. Değil mi? Ay canım. Yalnız Ayşe bunun altında bir mesaj var sanki. Arkadaşlar neresi doğru belli olmayan arkadaşlarım bana niye boynun eğri diye sormasınlar. Şimdiden gelecek eleştirilere karşı devemle size cevap veriyorum. Vay be. Deveyle karşıladın, sanki deveyi hendikatlatmak amacındaydın. Çok gereksizdi. Deveyle karşılaması değişik ve güzeldi. Neyle besliyorsunuz kendisini? Deve dikeniyle. Deve dikeni mi? Evet. Nerede deve dikeni? Nerede bulursak topluyoruz, besliyoruz. Ay canım benim. Evet. Çok güzel bir hayvan değil mi? Evet. Aa, İhtişamlı. Ah, tıpkı ihtişamlı benim gibi. Gerçekten. Sen geleneklerine evet gerçekten çok bağlı bir evet gelinsin. Yine takmışsın, takıştırmışsın. Teşekkür yine ederim. Bir, tam bir Yörük gelini olmamış mı? Evet. Değil mi? Evet. Peki bir şans dilesin sana bence Fırtına. Diledi. Diledi evet, mi? Evet, diledi. Ben hissettim. Canım benim ya. Evet, bu kadar yakından bir deveyi görmüş müydünüz? Yok, hayır. Yok, ilk defa. Değil mi? Evet. Evet. Gerçekten çok ihtişamlı. Bu arada devenin buradan başından zincirlesen bir de ayaktan tutuyor bir beyefendi. Eşin mi yoksa? Evet eşim. Güray. İsmi Güray Bey evet. Merhaba. Hoş bulduk sağ olasın. Demek ki bu da işinizin bir parçası sizin. Evet. Çok memnun olduk. Peki çok teşekkür ediyoruz bu gerçekten böyle şaşalı havalı bir karşılama için. Mesajı da duydunuz artık cevabını verirsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz ilerliyor muyuz? Evet ilerliyoruz. Orada başka sürprizler evet, mi var? Evet başka sürprizler ay, sizi bekliyor. En sevdiğimiz sürpriz evet şey var. Davul zurna mı var orada? Evet. Hadi o zaman devam edelim bir diğer sürprize doğru. Deveyle karşılamasına çok şaşırdım. Daha önce hayvanat bahçesinde görmüştüm ilk defa. Ben köy kızıyım. Deveyi görmesek iyi olurdu açıkçası. Korktum yani biraz.